Aptal kapı kapanmıyor. Sen annenle konuşmak istiyorum. Anne, bilerek olmadı. İyi günler. Annem geldi. Geçin lütfen. Wow. Çok güzel. Aşık oldum. Bir şeyler yapmam lazım. Romantik bir akşam yemeği. Lütfen oturun. Uzun zamandır yalnızım. İtiraf etmem gerekir ki bu kadar yakışıklı bir müdür görmeyi beklemiyordum. Sizi gördüğüm anda gönlümü kaptırdım. Oh, hayır. İğrenç. Annen ve müdür mü? İnanılmaz. Bununla nasıl yaşayacağım ben? Buldum. Müdürün üvey oğlu olursam bunu yararına kullanabilirsin. Aynen öyle. Bu masaj koltuğu bir veli nimet. Neler oluyor orada? Şimdi de Kuzey Pasifik bölgesine bir bakalım. Çok sıkıcı. Daha ne kadar kaldı? Yeter. Katlanılmıyor artık buna. Ne yapıyor bu? Mert. Seni tahtaya çağırdığımı hatırlamıyorum. Cevapları ben yazdım. Onları düzeltmek sizin işiniz. Şu cesarete bak. Benim babam okul müdürü. Onu üzmek istemezsiniz değil mi? Haklısın. Masaj koltuğu çalışsın. Şimdi hepsi doğru oldu. Harika. Bu objeyi çizebilirim. Neredeyse bitti. Mert, bu ne? Bu benim tarzım. Kreatif olun ve kendinizi verin. Terakota oldukça derin bir renktir. Ben bitirdim. Mükemmel. Bir bakalım. Bu ne böyle? Tam olmamış bu. Çok kötü. Senin dersin burada biter. Ama benim babam bu okulun müdürü. Ups. Peki. Tıpkı düşündüğüm gibi. Gülce. Portren. Kim yaptı bunu? Hiç komik değil. Kimse fark etmeden hızlı bir değişiklik yapacağım. Aferin sana Mert. Eserin çok iyiydi. Cidden mi? Müdürün oğlu olmak harika bir his. Bugünkü konuyu yazın bakalım. Affedersiniz. Ders acayip sıkıcı. Her zamanki gibi bir şeyler düşünmem lazım. Sakız da hiç işe yaramıyor. Bu nasıl acaba? Kim kaydıraktan kaymak ister? Biz gidiyoruz. Hey, nereye gidiyorsunuz? Ders daha bitmedi. Bu ne böyle? Sınıfıma kaydırak sokamazsınız. Benim babam okul müdürü. Bana engel olamazsınız. Aa, anladım. Pekala. Bu çok eğlenceli. Keşke bütün dersler böyle olsa. Gözlüğümü kırmayın. Aa, artı değil mi bu? Bana bu notu nasıl verirsiniz? Benim babam okul müdürü. Ve alamam ben. Dolabın içine gir ve bunu düzeltmenin bir yolunu bul. Hayır. Mert, ne yapıyorsun sen? Affedersiniz. Bir daha olmayacak. Haddini aştın. Seni cezalandırıyorum. Böyle bir şey yapmamalısın. Seni bir daha bunu takarken görmek istemiyorum. Hadi çalış. Tertemiz olacak buralar.
Bu gürültü de ne? Müdürün oğlu yerleri siliyor. İntikamım acı olacak. Tatlı bir alışverişe çıkıyoruz. Sonra görüşürüz. Hazır gitmişken süpürgeyi çalıştıralım. Güle güle. Hayır, televizyonum. Ups. Süpürge kafayı yedi. Yeni mısır gevreklerini denesek mi? Nasıl kapatacağım bunu? Limonlu mu, çilekli mi? Çilekli. Aa, robot isyanı. Yardım edin. Soda. Bunun yerine meyve suyu alalım. Ne oldu burada böyle? Hepsi süpürgenin suçu. Bana saldıran o. Yalan söylemiyorum. Uzaktan kumanda mı? Buna pişman olacaksın Mert. Sanem, iyi dinle beni. Anlaşıldı. Biraz abarttım. Hamam böceği yeni maskotumuz. Yaşasın. Merhaba. Ne kadar aptalca bir şey bu. Aa, yavaş olun. Ezmeyin beni. Bana sataşma. İntikam yaklaşıyor. Telefon güzelce saklandı. Benimle uğraştığı için pişman olacak. Günaydın. Bakım günü başlasın. Projektör çalışsın. Teşekkürler Mert. Şimdi ekrana bakın. Gezegenimiz uzaktan nasıl gözüküyor? Birazdan göreceksiniz. Telefonu projektöre bağlıyorum. Müdür banyoda ne yapıyor izleyelim. Gördünüz mü? Şarkı söylüyor. Eğleniyor musunuz? Ne? Bakmayın. Kapatın şunu hemen. Bu senin için Mert. Bir barış hediyesi. Kalem mi bu? Çok teşekkürler. Rica ederim. Sıradan bir kalem değil ama o. Bu sınav çok önemli. Odaklanmam lazım. Galiba hepsi doğru. Tamamdır. Çok güzel. Bu video çok komik. Gülmekten yarıldım. Bence de. İşte kağıdım. Cevap falan yok burada. Ne? İmkansız bu. Geçer not bile alamadın. Al bakalım. Cevaplar kayboldu. İnanın bana. Saçma sapan bahaneleri bırak artık. Sınavı geçemedin. Bu da bizimle Disneyland'e gelemeyeceğin anlamına geliyor. Gitmemiz lazım. Sen evde kalıyorsun. Peki. İntikamı muhteşem olacak. Ruj izleri bu gömlekte aşırı belirgin duracak. Her tarafa sürelim. Biraz daha parfüm. İşimi sağlama alayım. Çok kurnazım. Çalışma vakti. Tatlım, kravatımı bağlar mısın? Ne? Anne, hiçbir şey fark etmedin. Nasıl olur bu? Teşekkür ederim aşkım. Az kalsın seni öpmeyi unutuyordum. Bir dakika. Bu mor saçın ne işi var burada? Bilmiyorum ki. İnan bana. Ups.
Hayır. Nasıl olur bu? Bunu neden yaptın? Onu çok sevmiştim. Annem gerçekten çok üzüldü. İtiraf mı etsem? Ama o zaman çok fena kızabilir. Gerçeği söylemem lazım. Anne, o izleri gömleğin üstüne süren benim. Sen misin? Üzgünüm. Ana kuzusu olabilirsin ama bu yaptığını bir kenara bırakamam. He? Müdür geldi. Kapıyı sertçe vuracağım. Hey! Yine mi sen? Affedersiniz, bilerek olmadı. Etrafa çöp mü atıyorsun? Anneni görmek istiyorum. Geldim bebeğim. Ne kadar tatlılar. Ama yine de tuhaf görünüyor.